çiçek gibi yapıyoruz bu sefer, tamam mı? Hani ben editle hiç uğraştırmıyorsun, tak tak tak. Herkesin sormak istediği bir şey sorabilir miyim sana? Sadece bir filmde kullanılmış bir efekti neden biliyorsun? Eylem planına. Ben yapacağım dedi. Hoş gelmemiş. Porno girişi yap. Ben söylüyorum, eylem planına. Hoş geldiniz. 25 dakika olmuş, kısa keser. Bugünkü bölümümüzde biraz konuyu değişiyoruz. Çok efekt konuştuk. Belli bir film için geliştirilip daha sonra piyasada yaygınlaşan birkaç teknolojik sistemden bahsedeceğiz. Hazır mısın? Hazırım. Beklemiyordum. Önce biraz eskilere gidip Children of Men'den, daha sonra da biraz daha güncelleşip Gravity'ye ve geçtiğimiz yıla daha önce de ziyaret ettiğimiz Mandalorian'da kullanılan bazı sinema teknolojilerine bakıp kamera arkasının şaşırmalarını izleyeceğiz. Sıradan bilgileri öğrenmesini sağlayacağız. Hiçbir şey anlamıyorum notlarından. Çok gerginim şu an. Ama ilk teknolojiye geçmeden önce... Ne yapıyorsunuz? 10.000 abone yolculuğumuzda bize destek olmaya devam ediyorsunuz. Paylaşma, likelama, yorumlama, bunları unutmuyorsunuz. Şimdi videomuza geri dönüyoruz. İlk filmimiz Alfonso Cuarón'un Children of Men'i. İzledin mi bu filmi? Hiç sanmıyorum. Evet. Bu film uzun plan sekanslarıyla meşhur bir film. Böyle kesintisiz akan sahneleriyle meşhur. Ve bu sahnelerden birini yapmak için de özel bir teknoloji geliştirildi. Şimdi sana o sahneyi izleteceğim. Hazır mısın? Bu sahnenin tamamı tek plan. Arabanın içindeyiz. Daha hiç kesme olmadı ve olmayacak. Demin öndeydik, bak yana geldik. Kamerada eşinin hareketleri görüyor musun? Bu ne? Derdi ne onların? Filmi izleyince. Sence nasıl çektiler bu sahneyi? Tamam, daha böyle devam ediyor 2,5-3 dakika daha. Hep arabanın içindeyiz, hiç dışına çıkmıyoruz ve devamlı farklı direksiyondaki kişinin oradan çekmişler gibi. Bak şu an mesela farklı yerdeyiz. Şimdi direksiyondaki kişiyi de görüyoruz. Bence bunlar arabada değil. Bu sefer çok zeki değilsin galiba. Başka nasıl olabilir? Arabadalar. İlk ucunu nereye? Ortada döner bir kamera vardı işte yani. Ya, zor bir şey değil. Herhalde. Ama biraz zor bir şey. Yani çünkü dikkat edersen sadece dönmüyor. Çekmesi zor olabilir. Ama yerleri ama de değişiyor. Ama teknoloji basit bence. Hiç basit değil. Ben ama alıştım efekt bulmaya. Yapamıyorum. Bu sahnedeki tek efekt arabanın camındaki o hız göstergeleri falan filan ve çatının kapatılması. Çatı açık yani arabanın çatısı. Bak bir ipucu daha verdim sana. Çatı neden açık acaba? İşte çekmek için. Yani teknik olarak doğru. Bu sahneyi çekebilmek için çok özel bir kamera sistemi geliştiriyor. Bunu iki eksende yapabilen, hem X hem Y ekseninde yapabilen, hem de kendi etrafında senin dediğin gibi dönebilen ama aynı zamanda hareket eden bir arabanın üzerinde bunu yapabilen bir sistem geliştiriliyor. Bu sistemi bu film için özel olarak geliştiriyorlar ve hatta bu kurdukları rig diyoruz buna ile bir teknoloji ödülü de kazanıyorlar. Özel olarak böyle arabanın üstüne inşa ediliyor. Arabayı önde ve arkadaki bu şoförler sürüyor aslında. Arabada olmasa darmış daha kolay olur. Bu Alfonso Cuarón filmin yönetmeni. Birazdan tekrar adı geçecek ama böyle şeyleri sever. Alfonso Cuarón, artık isim sormayı bıraktım sana ama bir filmini izlediğine eminim. Harry Potter'ın 3. filmi. Senin en iyisi yani. Gördün mü bak arabanın içinde nasıl hareket ediyor. Tabii böyle hareket ederken insanlara çarpmasın diye ne yapıyorlar? Etrafını süngerle kaplıyorlar. Koltuklar da kameranın hareketiyle birlikte eğilip kalkıyor ki böylece oyuncular, mesela sen dedin ya şoförün yerinde sürüyor. Şoförün koltuğu an geri yatıyor ve oyuncu da yatıyor geriye. Sonra kalkıp oyunculuğuna devam ediyor. Çok kötü yani oyuncular için. Düşünsene ben direnirdim mesela, beni arkaya yatırdı, beni atladık durmaya çalışırdım. Alfonso Cuarón plan sekansları yani tek çekimleri çok seviyor. Harry Potter'da bile böyle 3 dakika süren, 2 dakika süren sahneler var. Bak edit sevmeyen bir insan, kralsın sen. Sahne çok saçma ama birilerinin ağzına top atmak nedir? Var mı masa tenisi topumuz? Ah bak bak ağzına. Bak. Efekte yapılmaz mı? Etkisi kaybolur. Sen de filmler için yapılan her şeyi beğen. Devam et. Ama bir sahneye hizmet ediyorsa ne yapacağız? Ben hiç öyle bir şey anlamadım. Hiç de işe yaramıyormuş. Filmi izlemediği için olabilir mi? Güzel. Şimdi Alfonso Cuarón demiştik. Alfonso Cuarón'un Gravity. Tek bu mu çekiyor bunu manyak? Şimdi sana onun bir sahnesini izleteceğim. Bu da gene aynı yönetmenin olduğu için böyle saatlerce kesilmeyen planlar var. Sen söylemeden söyleyeyim. Çok büyük kısmı efekt ama oyuncuların yüzü efekt değil. Sence bunu nasıl çektiler? Söyleyeceksin çünkü zekiyim diyeceksin. Peki bir soru, tanıdık geldi mi bu gördüğün şey sana? Şeysi. Bilmem kaç yıllık yanlış fotoğraf değil mi? Hayır. Ya o kadar s**te değil ki senin legoların. Aynısı. Baksana. Buradan da ayak işlerine bir gönderme olsun son video. Benim videomdan daha çok izlenmiş olan video. İki, son iki videonun toplamından daha çok izlenmiş demek istedin galiba.
işte. Her şey efekt. Gene sen başlamadan söylüyorum. Ama oyuncuların yüzü efekt değil. Yüzleri niye efekt olsun ki? Yani her şey efekt yapmışken onu da yaparsın. Ama oyuncuların performansı gerçek. Tam niye olsun ki üzere efekt? Mimikler falan daha rahat değil mi? Marvel'da da yapmamışlar. Sadece suratları şeydi. Buradaki sebebi aslında demin söyledin. Işıklandırmayı tutturmak için bir teknoloji geliştiriyorlar. Ya sürekli dönüyor, ben anlamıyorum. Evet işte, nasıl yaptılar acaba onu? Yüzündeki ışığı da doğru tutacak şekilde. Bir teknoloji olduğuna göre sana onu soruyorum. Sence nasıl yapmışlardı? Kardeşim bilmiyorum işte, bilmiyorum. Deminkinde dedin ya, ortada bir kamera vardır, dönüyor falan. Ya bunda da rengi ışığı dönüyordur. Ne olabilir ya, doğru mu? Tam değil ama yani temel mantık doğru. İki konseptten bahsedeceğiz burada. Birincisi, bu sahneleri yapabilmek için önce bir kamera Dolly sistemi geliştirdiler, Iris diye. Şu anda YouTuber'lar bile kullanıyor. Benim sana anlatmak istediğim The Box diye bir kutu yapmışlar. Bak görüyor musun bu kutuyu? Şu sistemi görüyor musun? Bizim anlatmak istediğimiz sistem. Manyak adam kimdi bunun adı? Alfonso Cuarón. Ondan sonra bir manyak gördüm de sen Alfonso Cuarón musun diye kıyım. Burada amaç oyuncunun yüzüne doğru ışıklandırmayı, değişken ışıklandırmayı yansıtabilmek için The Box diye bir kutu geliştiriyorlar. Yani bu kutunun içinde ışıklandırmayı yapıyorlar. Ama bunu doğru zamanda yapmak problem. Bunu yapmak için ne yapıyorlar? Şimdi sana Previz denen bir konseptten bahsedeceğim. Bu kamera arkası, demin izlediğin sahne. Sette çektikleri bak. O The Box dediğimiz kutunun içindeler, görüyorsun. Birincisi yeşil perde değil. Böylece o yeşil yansımalardan kurtuluyorsun. Tamam. Onlardan kurtuluyorsun. İkincisi de yüzü doğru ışık alıyor. Bir şey sorabilirim. Buyurun. Neydi ama o keyleme yapacak? Helal en sana. Bir tane keyleme yapacaksınız. Şimdi ama keylemeyi sonra... altta yaz. Ben biliyorum ama şimdi seyirci bilmiyordur falan. Önceki videoyu izlesinler, öğrensin. Bir sonraki örnekte bu teknolojinin ne hale geldiğini göstereceğim. Şimdi burada o ışıkların doğru zamanda doğru yerde olmasını nasıl sağlıyorlar onu göstereceğim sana. Previz diyor. Pre-visualization, yani önceden görsellendirme demek. Anlaman gereken sistem bu. Önce bir previz yapılıyor ki ne, nerede, hangi ışık, kamera neyi görecek, her şey çıkarılıyor. İşte Panic Room'da başından sonuna, Yüzüklerin Efendisi filmlerinin tamamı, Yüzüklerin Efendisi'nde bunun için birimler kurulmuştu falan. Bu tarz ağır teknik çekimlerin olacağı her şeyde previz yapılıyor. Ki ne olacak bilesin. Önce previzi yapıyorlar. Sonra işte o Iris dediğimiz kamera sistemi nasıl hareket edecek, o belirleniyor. Oyuncu içeride ne durumda olacak ve The Box dediğimiz sistem ne ışık yansıtacak. Arkasında neyin görüneceği belli. Bak The Box'ın içinde onun animasyonu geçiyor. Böylece arka plandaki doğru ışıklandırmayı alabiliyorsun. Ne diyorsun bununla ilgili? Gerçek fikrimi merak ediyor musun? Evet. Şimdi mesela şeyle yansıtılsın. Projeksiyon mu? Öyle zaten. Ondan orada da projeksiyon değil, LED ışıklarla. Tamam, bu kadar pahalı bir teknoloji olmasına hiç gerek yok o zaman. Pahalı olma sebebi ilk kez yapılıyor olması. Ben bunu daha ucuza mal ederim. Yani projeksiyon yapılıyor aslında ama LED ışıkla yapılıyor. Aynı mantık. Evet. Ne diyorsun? Çok etkileyici değil mi ya? Resik bir şey söyleyeceğim. Ne gerek vardı? No, basitçe çekin işte. Haklı olduğum bir nokta var. Ama evet. Bunun neden gerekli olduğu da bir nokta var. Alfonso Cuarón takıntılı bir piç olduğu için. O takıntılı piçe söyle, bunu eğer normal bir kamerayla çekebiliyorsa o zaman iyi yönetmendir. Plan sekans yapmak istediği için bütün bu düzenek geliştiriliyor zaten. Şimdi bu teknolojinin günümüzde geldiği hali görmek istiyorum. Yani insan senin gibi davranıp bu filmi boklasaydı ve çekilmeseydi şu an bu teknolojiye ulaşamayacak. Nereden biliyorsun ulaşamayacağımızı? Belki de ulaşırdık. Bağımsız teknolojiler ama temel mantıkları aynı. Sus. Şimdi sana bir sahne izletiyorum gene Mandalorian'dan. Biraz tamam. Günümüzde. İki sahne izleteceğim. Biri açık hava, biri kapalı mekan. Bu mesela beni çok heyecanlandırıyor. İçinden ne çıkacağını bilmiyorum. Grief Karga said you. Bu adam tanıyor musun? Hayır. Tipini tanımanı beklemem. Bilen kişilerin bile çoğu tanımıyordur. Werner Herzog çok ünlü bir belgesel yönetmeni. Grizzly Man izlemediyseniz izleyin. Niye oyun oynuyor? Oyuncu olarak Star Wars'da oynuyor adam. Ama yeter herkes bir tane iş yapsın. Nasıl ya? Nasıl görünüyor? Şu masa hariç ve oyuncular hariç her şey gene efekt burada. Ve bu arka plan yok aslında. Tamam. Bu birazdan... normal. Alıştık efektlere. Ama kapalı bir yerde bile, yani set kurmamışlar. Uyuyor da mı bu sefer? Hayır. Neydi adı? Yazdılar da bak. Grogu. Grogu galiba. Neyse, Beren tekrar yazsın. Beren! Günümüzde ne hale geldi onu göstereceğim sana. Az önce gördüğün The Box, The Volume yani hacim adlı sisteme dönüştü. Bir hacmin içindeler. Gördün mü şu tamam. Küreyi? Bunun projeksiyonu yapıyorlar işte. Bunun LED projeksiyon, evet. Bunun ama diğerinden farklı tarafı, gerçek zamanlı bir sistemin içindesin artık. Kamerayı nereye çevirirsen, zoom yaparsan, zoom in, zoom out, ona göre gerçek zamanlı tepki veriyor sana. Diğerinde her bir kareyi hatırla,
previzden adım adım planlıyorlardı. Ona göre ışık kuruyorlardı. Burada istediğini yapabilirsin. Gerçek zamanlı sana yansıtıyor arka plandaki projeksiyonu ve açtıkları anda gördüğün gibi arka plan oluyor kamerana göre. Unreal Engine 5 adlı bir oyun motoru bu görüntüleri gerçek zamanlı renderliyor. Tamam. Bak mesela seti koyuyorsun, o bütün ışık gerçek. Önceki filmi çekmeselerdi de bunu yaparlardı. Yani böyle teknolojiler bir günde yapılmıyor tabii. Dolayısıyla belki de geliştiriliyordu ama birbirlerinin devamı. Mesela o teknoloji başka bir filmde kullanılmadı. Çünkü o teknoloji gereksiz bir teknoloji. Bu gerekli. Şu hareketleri görüyor musun arkada? O evet. Kamera hareket ediyor demek. Gerçek zamanlı bir paralaks hesabı yapıp yani arka planın ön planın farklı değişimini hesaplayıp gerçek zamanlı bir yansıtma yapıyor. Unreal Engine 5'te de gerçek zamanlı arka planda değişebiliyor. Evet. O gemi biraz daha solda dursun derse hemen orada onu hemen alıp sola kaydırabiliyor mesela. Ya arka plan işte gene kiylemek yerine sette gerçek zamanlı çekiliyor. Herkesin sormak istediği bir şey sorabilir miyim sana? Çok merak ediyorum. Herkes sormak istiyor mu cidden? Eğer siz de sormak istediyseniz uyuduktan sonra evet haklıydı deyin. Evet dinliyorum. Gravity'de kullanılan sadece bir filmde kullanılmış bir efektini neden biliyorsun? Çünkü ilgimi çekiyor, araştırıyorum. Bunların her biri aslında bir PR'dı aynı zamanda. Bakın bu film için bunu yaptık, öyle güzel oldu. Tamam işte ondan yapmışlar yani... diyorum sana, işi kolaylaştırmak için değil. Biz teknoloji geliştirdik, ben şöyle iyi yönetmenim, oh ben teknolojiye katkıda bulunuyorum. Bu aynı neye benziyor biliyor musun? Tom Cruise'un bütün dublörünü kendi yapması gibi. Son filmde şey tutuyordu. Hayır, bu çok gerekli. Bu çok gerekli. O da PR ama yani hiçbir gerek yok yapmasına. Kayıt girdik değil mi? Böyle konuşuyoruz saatlerde de. Bakacağım, güvenemedim bize. 25 dakika olmuş, kısa kes artık. Tamam bu kadar, nasıl buldun? Bazı şeyleri gene gereksiz buldum. Tom Cruise'unki gerekli çünkü adam kendini geliştirdi. Bence de Tom Cruise'unki gerekli. Ya... Güzel, bugün bu 3 teknolojiyi hazırladım sana. Ne düşünüyorsun? Birazcık gelişimini de gördün. Kamera düzenekleri. Bir iki tanesi gerekli de hepsini çok... 3 tane konuştuk zaten. Buyurun. Sanki ben her şeyi eleştiriyormuşum gibi oldu. Ben Kaptan Amerika'da... Hangi efekte gerekli dedin? Atmadım kardeşim, atmadım. Çünkü hikaye için gerekli. Senden beklerim, ne bileyim. Kapatalım arkadaşlar, birazdan kavga edeceğiz. Arkadaşlar bütün video çok konuştuk, o yüzden hızlı bir kapanış bir sonraki videoda. Görüşene kadar. Hoşçakalın, takip edin, likelayın, bir şeyler yapın. Yorum, niye yorum demesin? Yorum yazmışsın. Tamam bir daha yapayım onu. Yorum.